Bayramı münasebetiyle 21, 22, 23 Nisan günlerinde gelenekten geleceği çocuklarımızı oyunlarıyla, dedelerimizi, babaları, anları gelenekteki oyunlarımızla buluşturduk bugün burada. O geçmişin özlemini, geleceğe hasretini beraber yansıtarak inşallah bugün her zaman olduğu gibi Sayın Valimiz bizleri yalnız bırakmadı. Bütün programlarımız da yanımızda. Bu açıdan Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün çocuklarımızla, anneler, babalarla, dedelerle, ebelerle güzel bir gün geçiriyoruz. 3 gün daha buradayız. Evet. Gelenekten geleceğe ismi de güzel. Güzel bir 3 günlük program hazırlamış Şefik Başkanımız. Ben kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten de benim bile çocuklukta oynayıp da unuttuğum birçok oyunları burada yeniden hatırlama imkanı buldum. Ve burada özellikle 9 taş mede oynarken bayağı dişli böyle ilkokul çocuklarımızı gördüm. Ve bayağı da güzel oynuyorlar. Merak da sarıyorlar. Türk kültürünün, Türk milli kültürünün parçaları bunlar. Bizler bazı şeylerimizi Avrupalılaşacağız diye birçok geleneklerimizi unuttuk. Ve bunları yeniden hatırlamak ve çocuklarımıza öğretmek milli olmanın en önemli özelliğidir. Milli olan insanın kendine özgü, tarihte bizim alan ölçümüz vardı, tarihte bizim ağırlık ölçümüz vardı, tarihte bizim uzunluk ölçümüz vardı, tarihte bizim kendi oyunlarımız vardı. Bugün tekrar bunları canlandırmış Şefik Başkan, inşallah daha da güzeller olur. Bu vesileyle de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklarımıza, ülkemize kutlu olmasını diliyorum. Bu ülkeyi bize bırakan birinci meclis üyelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Valim. Hazineme geldi. Tamam. Hazineme geldiği için el tekrar bana geçti. Tekrar oynayacağım. Tamam. Yine aynı mantıktan. Bırakıyorum bir tanesini. Aynı altın. Tamam. 1, 2, 3, 4. Buraya bıraktım. El karşı tarafa geçiyor. Geçti. Bir zaman ben burada bu taraftayım. Siz bu taraftasınız. Ha. Siz bu taraftasınız. Bu tarafı topluyorsunuz. Bu arkadaşın da bu tarafı topluyor. Tam oynuyordum. Şimdi ben nereden ısırıyorum? Arkadaşım oynadı. Şu an sizin yerinizi oynadı. Ya benim yerimi oynadı. Evet. Thank you.
efendim? Emirhan Demir. Peki Vali Bey ile 12 taş oyunu oynadın. Sonuç ne oldu? Vali Bey yendi. Ben de oyunu öğrenmiş oldum. Ama taktikleri de çözmüş oldum. Yani kendine güveniyordun ama. Evet. Hata mı yaptın? Ne oldu? Nasıl oldu? Bir yerde açık verdim. Ondan sonra Vali Bey beni yendi. Tamam.